İstatistik veri gruplarının incelenmesi arkadaşlar sayısal olarak incelenmesi iki başlıkta inceleyeceğiz. Merkezi eğilim ölçüleri, merkezi yayılım ölçüleri. Merkezi eğilim ölçülerinde aritmetik ortalama bu tanıdığımız bir yüz. Tepe değer ve ortanca var. Merkezi yayılım ölçülerinde de açıklık, çeyrekler açıklığı ve standart sapma var. Hemen incelemeye başlayalım diyorum ben. Aritmetik ortalama. Aritmetik ortalamayı Oran orantı videomuzda hatta aritmetik örtalama arkadaşlar ortalama bile değil. Oran orantı oynatma listemizde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Burada da yine üstünden geçtik. Aritmetik ortalama demek sayıların toplamı bölü sayı adedi. Mesela bu sayıların aritmetik ortalamasını bulmak için 10 artı 42 artı 55 artı 63 artı 90 diyeceğim bölü kaç tane sayı var? 1 2 3 4 5 tane sayı var. Hadi toplayalım. 10, 100 oldu burası. Artı 55. 42 ile 63 toplarsak kaç eder? 105 ediyor sanırım. Evet. 105. 55 de burada var. 160. 100 artı 160 bölü 5. Yani 260 bölü 5. Yani arkadaşlar 52 olur. Bu 2, 4, 5 tane sayının aritmetik ortalaması 52 oluyormuş. Tepe değer... Ne demek? Bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıdır. Ee, mesela aşağıdaki veri gruplarında mod değerlerimize bakacağız. Mod bir veri grubunda mod olmayabilir. Neden olmayabilir? Çünkü tekrar eden sayı olmaz. Her sayıdan bir tane yazarsın. Tekrar eden sayı olmaz. Veri grubunda da mod olmaz. Birden fazla mod olabilir. Mesela 3 sayıyı 5 defa tekrar ettik diyelim. O 5 defa tekrar eden 3 sayıda mod oluyor. Yani hiç mod olmayabilir ya da birden fazla mod olabilir. Mesela aşağıdaki soruya bakalım. Veri grubunun modunu bul diyor. Şimdi en çok tekrar eden sayı bakalım tekrardan var mı? 12, 2 sefer, 3 sefer tekrar etmiş. 8, 2 sefer tekrar etmiş. Başka tekrar eden ben göremedim. 3 sefer tekrar eden 12 olduğu için veri grubunun modu 12 olur. Aşağıdakine bakalım. Veri grubunun modu 2, 5, 11, 7, 6, 4, 8. Tekrar eden sayı olmadığına göre bu veri grubunun modu yoktur arkadaşlar. İlla olacak diye bir şey yok. Ve ortanca sayıları küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıraladığımızda ortadaki sayıdır. Mesela 5 tane sayı yazdık. A, B, C, D, E sayıları. Büyükten küçüğe dizdiysek şu ortadaki sayıya ortanca adın üstünde bakın ortanca medyan diyoruz. Ya çift sayıda adet olursa yani F sayısı da olursa bu sefer ortadaki sayı olmuyor. Bu sefer arkadaşlar şu ortadaki C, D sayılarının aritmetik ortalaması medyanı veriyor. Yani C artı D bölü 2 bana medyanı veriyor. Mesela veri grubunun medyanını bul demiş. 1, 2, 3, 4, 5 sayı var. Ortadaki sayı işte size medyanı yani ortancayı veriyor. Aşağıdaki veri grubuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı var. Bu sefer ortanca sayıyı bulamıyorum. O zaman diyorum ki şu iki sayıyı alacağım. Bu iki sayının aritmetik ortalamasını alıyorum. Yani toplayıp 2'ye bölüyorum. 20 bölü 2'den bu veri grubunun medyanı da 10 çıkmış oluyor. Gerdik merkezi yayılım ölçülerine. Açıklık, çeyrekler açıklığı ve standart sapma ne ona bakacağız. Açıklık dediğimiz şey arkadaşlar bir veri grubunda en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farktır. Şimdi veri grubunu büyükten küçüğe vermek zorunda değil. Verirse bizim için daha kolay. Hemen uç değerleri birbirinden çıkartırız. Ama bakın burada karışık vermiş. Hemen en büyüğü saptıyorum. 99 en büyük. Hemen en küçüğü belirleyelim. En küçük de 17. O zaman 99 eksi 17'den kaç oluyor? 82 olur bizim veri grubumuzun range'ı yani açıklığı. Bir de çeyrekler açıklığı diye bir şey var. Çeyrekler açıklığında da iki alt başlık var. Üst çeyrek ve alt çeyrek. Üst çeyrek demek üst grubun ortancası, alt çeyrek demek alt grubun ortancası. Peki üst grup ne? Alt grup ne? Mesela örnekten gidelim arkadaşlar. Örnekten ben anlatmak istiyorum. Veri grubunun çeyrekler açıkla. Şimdi veri grubunu şuraya bir yazmak istiyorum ben. 12, 5, 7, 13, 11 8, 3, 9, 15, 6 ve 10. Şimdi kaç tane sayı var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tam ortayı buluyorum. Ortancayı buluyorum. 1, 2, 3, 4, 11 şu sayı değil mi ortanca? 11 sayısı ortanca. Neden? Bakın 2, 4, pardon 8 sayısı ortanca. Şu 8 sayısı ortanca. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tam ortadaki sayı. Şu sayı ortanca. Arkadaşlar ortanca veri grubunu iki bölgeye ayırır gördüğünüz gibi. Bir sol tarafta kalan bölge, bir sağ tarafta kalan bölge. Şimdi böyle verdiği zaman bunu alt en çok yapılan hatalardan biri alt grup ve üst grup diyemezsiniz. Çünkü bunu alt grup ve üst grup demeniz için sayıyı, sayıları, veri grubunu büyükten küçüğe sıralamanız gerekir. Bu en sık yapılan hata. O zaman böyle yapmayacağız. Ne yapacağız? En küçükten en büyüğe saymaya başlayacağız. 3 var. Başka 5 ee, beş var. 5'ten sonra 6 altı var, 6'dan sonra 7 yedi var. 7'den sonra 8 sekiz var, 8'den sonra 9 dokuz var, 9'dan sonra 10 var, 11 var. 12 var mı? 12 de var? 13 var. 14 ee, yok 15 var. Tamam Şimdi oldu. Bakın artık arkadaşlar ortanca bu olmadı. En sık yapılan hata hatalardan biri demiştim. merkezi eğilim ölçülerinde buna çok dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. En sık yapılan hata bu ortanca değil arkadaşlar. Ortanca dedik. Neden değil? Çünkü ortanca da veri grubunu küçükten büyüğe doğru sıralamak gerekiyor. Artık bakın ortancanın değiştiğini göstermek istedim size. 2, 4, 5 artık ortancamız 9 oldu. Bu değil tabii ki. Şimdi ortanca artık burayı iki parçaya ayırdı. Buraya alt grup diyoruz. Buraya üst grup diyoruz. Üst grubun ortancası alt grubun ortancasından çıktığı zaman çeyrekler açıklığını veriyor işte. Yani üst çeyrek, üst çeyrek üst grubun ortancası. Üst grubun ortancası 12. Eksi alt grubun ortancası 6. İşte 12'den 6 çıktığı zaman cevabımız 6 bize çeyrekler açıklığını vermiş oluyor. Geldik standart sapmaya. Aritmetik ortalamayı bul her bir veri grubu ile aritmetik ortalamasındaki farkı buluyor, karesini al, topla, bu toplamları veri sayısının bir eksiğine böyle çıkan sonucu kare kökünü al. Çok saçma değil mi ya? Yani bunu, e, yani bunun çıkacağını zannetmiyorum arkadaşlar, çünkü şöyle e, TYT sorularında zaten TYT konusu istatistik, gördüğümüz hep istatistik sorularında bize ee, çeyrekler açıklığı ile ilgili bir şey soruyorsa onun tanımını veriyor. Modla ilgili bir şey soruyorsa tanımını veriyor. Medyanla ilgili soruyorsa tanımını veriyor. Dolayısıyla standart sapmanın tanımını verirse bir esprisi kalmaz zaten. Ee, yani çıksa bile tanımını vereceğine emin olabilirsiniz. Hadi biz yine yapalım. 1. Aritmetik ortalamayı buluyor. Bulalım. Toplamları 11, 12. 3 tane sayı var. 12 bölü 3'ten aritmetik ortalamamız 4. 2. Her bir veri ile aritmetik ortalamasındaki farkı bul. Şimdi her bir veri ile aritmetik ortalama arasındaki fark 4'ten 1 çıktı 3, 7'den 4 çıktı 3, 4'ten 4 çıktı 0. Her bir veri ile aritmetik ortalama arasındaki farkı buldum. Farkların karesini aldım ve topluyorum. Karesi 9, karesi 9, 9 artı 9'dan 18. Üçüncü madde de bu. Dördüncü madde bu toplam veri sayısının bir eksiğine böl. Veri sayısı kaç arkadaşlar? 3. Veri sayısının bir eksiği 2. 18'i 2'ye böldük. 9. Son olarak çıkan sonucun karekökünü al. Karekök 9 eşittir 3. İşte size bu veri grubunun standart sapmasını bulmuş olduk.